tuğle emeli izale eder. İnsan ebede namzet yaratılmıştır ve onda bulunan birçok duygu ebediyeti istemektedir. Ebediyetin ukba buğdu kavranamadığında mesele dünyaya hasredilmekte, bunun neticesi olarak da dünyaya aşırı bağımlılık ortaya çıkmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanın bu halini şu hadisleriyle çarpıcı bir şekilde ifade buyurur. لَوْ اَنَّ لِبْنِ آدَمْ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ اِلَّا تُرَابُ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابُ Ademoğlunun bir vadi dolusu altını olsa iki vadi olmasını ister. Onun gözünü topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Bir başka hadislerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Yekberu ibnu Adem ve yekberu ma'ahu ithnani hubbul mali ve tulul umur. Adem oğlu büyüdükçe onunla birlikte iki özellik daha büyür. Mal mülk sevgisi ve tuğle emel. Bir başka hadis. Kalbu şeyhi şabun ala hubbi ithnain tulul hayah ve hubbul mal. İnsan yaşlanır da onda iki şey genç kalır. Uzun yaşama arzusu ve mal sevgisi. Dünya sevgisi ve tuğle emel insana dünyayı imar etmesi, dünya adına yapacağı işlerde boş vermişliğe girmemesi için verilmiştir. Bu duyguda istikamet tutturulamadığında ifrata ve tefrite düşülerek bir tarafta dünya tamamen terk edilmekte, diğer tarafta da her şey dünyadan ibaret görülüp ahiret düşüncesine yeri verilmemekte ya da unutulmaktadır. Halbuki İslam her iki durumu da tasvip etmemekte, dünyaya dünya, ukbaya da ukba kadar kıymet verilmesini istemektedir. Hiç şüphesiz ferde bu dengeyi kazandıracak amillerden birisi zekattır. Cenab-ı Allah'ın verdiği malın onun emrettiği nispette ve gösterdiği istikamette verilmesi demek olan zekat, ebedi alemi hatırlatmakta, insan fıtratındaki dünya sevgisi ve tuğle emeli ebedi aleme göre şekillendirmekte ve bu duyguların yüzünü ahirete çevirmektedir. Çünkü ayet ve hadisler Allah yolunda verilen her şeyin ukbada karşılığının verileceği konusunda bizi temin etmektedir. Bu ise yapılanların dünyanın dar çerçevesini aşıp ukbanın sınırsız buğutlarına göre yapılmasını gerektirmektedir. Zekat, malın fani, ömrün sınırlı, dünyada ebedi kalmanın imkansız ve ahirette girişin mecburi olduğunu hatırlatarak insanı ebedi aleme hazırlar. Ve bu yönüyle de ahiret için teşvikçi olur. Bu da insan için büyük bir kazançtır. Değişik hikmetlere mebni olarak dünya ve içindekiler insana cazip göstermiş fakat Kur'an-ı Kerim'de bu fani şeylerin değil de Allah nezdinde olanların güzelliğine dikkat çekilmiştir. Züyyine linnâsi hubbu'ş-şehavâti minen-nisâi vel-benîne vel-kanâtîril-mukannatârati minez-zehebi vel-fiddati vel-hayli'l-müsevvemeti vel-en'âmi vel-hârıs. Zâlike metâ'u'l-hayâti'd-dünyâ. Vallâhu 'indehu husnü'l-meâb. Kadın, çoluk çocuk, yığın yığın altın ve gümüş, salma atlar, hayvanat ve mahsulat sevgisi insanların içine yerleştirilmiş ve bunlara duyulan arzu onlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının vaat ettikleridir. Ulaşılacak en güzel şeyler ise Allah katındadır. Bu ayeti kerime Allah'ın insana verdiği fıtri özellikleri anlatmakta, sonra da ahireti nazara vererek yaratılıştan gelen bu fıtri meyillerin tevcih edileceği ciheti nazara vermektedir. Yani bir tarafta insan fıtratına konulan dünya sevgisi ve hırs, öbür tarafta ise bunu itidale çekecek zekat gibi dini ahkam söz konusudur. Ayet-i kerimede sayılan dünyevi güzellikler karşısında istikameti koruyabilmek için sahip olunması gereken hususlardan biri, malik olduğumuz şeylerde başkalarının da hakkının bulunduğu gerçeğini göz ardı etmemektir. Mal hırsı ve dünya sevgisi lüks ve şatafat içinde yaşama tutkusunu da beraberinde getirir ki, bu da israfa açılan kapıdır. İsraf da çoğu zaman insanın gayrimeşru yollara kaymasına sebebiyet verir. Zira çoğu zaman eldeki imkanlar tahayyül edilen hayatın teessüsünde yetersiz kalır. İşte zekat bu türlü komplikasyonların önüne geçerek insanın bitme tükenme bilmeyen mal sevgisini ve tuğle emel duygusunu kırmakta ve onun istikamet çizgisi üzerinde kalmasını temin etmektedir. Duaya vesiledir.
Zekat çok yönlü olarak duaya vesile olur. Kur'an'ın ifadesiyle o, başta Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem duasına vesile olduğu gibi, zekatı alanın duasına da vesiledir. İhtiyaç içinde olan kimsenin elinden tutan bir zengin için, ihtiyacı giderilen şahıs da, onun yakınları da dua edeceklerdir. Bütün bunların yanında zekat, meleklerin duasına da vesile olmaktadır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın zekat ve sadaka verenlerle ilgili Allah Resulüne tavsiyesi şudur. Ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum. Onlara dua et çünkü senin duan onlar için huzur vesilesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'ın emrine imtisal etmemesi düşünülemez. Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anh anlatıyor. Birileri sadakalarını, zekatlarını getirdiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zata, ailesine dua eder, Ya Rabbi filanlara rahmetinle muamele eyle derdi. Babam da zekatını getirdiğinde Allah Resulü bizim için de dua etti. Allahümme salli ala ali Ebi Evfa. Allah'ım Ebu Afa'nın ailesine merhametinle muamele eyle. Birçok ayette olduğu gibi buradaki dua etme emri de sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına münhasır değildir. Bilakis bütün Müslümanları içine almaktadır. Kaldı ki sadaka ile zekatla başkalarının yardımına koşanlar için dua etmek, insani hislerin ve fıtratın bir gereğidir. Hiçbir kimse ihtiyaç içinde kıvrandığı bir sırada kendisine yardım eden ve elinden tutan biri için Allah razı olsun demeyi çok görmez. Belki de bu gayri ihtiyari olarak lisanın fıtrata tercüman olmasıdır. Sadaka ve zekatla ihtiyaçları giderilen aile, veren şahsa dua ederlerken çoğu zaman o aileyi tanıyan kimselerin de bu dualara iştirak edecekleri unutulmamalıdır. Sadaka ve zekatın vesile olduğu dualardan biri de meleklerin duasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu daha önce de zikrettiğimiz şu ifadeleriyle anlatmıştır. مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ ف۪يهِ اِلَّا مَلَكَانْ يَنْزِلَانِ فَيَقُولْ اَحَدُهُمَا اللّٰهُمَّ اَعْدِمْ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللّٰهُمَّ اَعْدِمْ مُمْسِكًا تَلَفًا Her sabah gökten iki melek iner de biri Allah'ım infak edene daha fazla ver diye dua ederken diğeri Allah'ım malını elinde tutup başkalarıyla paylaşmayanın malını telef et diye beddua eder. Görüldüğü gibi zekat çok yönlü olarak duaya vesile olmaktadır ve dua mümin için Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya ve rahmetini celbetmeye vesilelik edecek en önemli bir kredidir. Günahlara kefarettir. Cenab-ı Hak kullarına olan merhametinin neticesi olarak yapılan ibadetleri kurbete vesile kılarken aynı zamanda onları hata ve kusurların affına da birer sebep kabul etmektedir. Abdest, namaz, oruç gibi ibadetlerin getirdikleri sevaplar yanında günahlara kefaret olduklarını değişik ayet ve hadislerden doğrudan veya dolaylı olarak öğreniyoruz. Bir ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurur. لَاِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Eğer namazlarınızı kılar, zekatlarınızı verirseniz, peygamberlerime inanıp onlara destek çıkarsanız ve Allah adına karz-ı haseni yoğunlaştırırsanız, elbette günahlarınızı affeder ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştiririm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şu sözleriyle yapılan ibadetlerin günahlar için birer kefaret vesilesi olduğunu ifade buyurmuştur. Fitnetur raculu fi ehlihi ve veledihi ve carihi tükeffiruha salatu ve sadakatu vel emru bil marufi ve nehyi anil münker. Kişinin evi, ailesi ve komşusuyla alakalı maruz kalacağı fitnelere karşı namaz, zekat, emri bil maruf, nehy anil münker kefarettir. Şüphe yok ki bu konuda serdedilebilecek daha pek çok ayeti kerime ve hadis-i şerif mevcuttur. Emniyeti temin eder. Zekat vermekle mümin, bir taraftan vazifesini yapıp Allah'a karşı kulluk mükellefiyetlerini yerine getirmenin huzurunu yaşarken, diğer yandan da başına gelmesi muhtemel arzi ve semavi felaketlere karşı kendini koruma altına almış olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen ilk vahyin ardından üzerinin örtülmesini isteyip endişe izhar edince Hazreti Hatice validemizin
onu teselli etme adına söylediği şu sözler çok manidardır. Allah'a yemin olsun ki o seni asla zayi etmeyecektir. Zira sen akrabalarını ziyaret eder, hep doğru söyler, başkalarının yüküne omuz verir, yardım eder, misafir ağırlar ve sıkıntıya düçar olanlara yardımcı olursun. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Habeşistan'a hicret için yola çıktığında yolda İbn-i Dağinne ile karşılaşır. İbn-i Dağinne ona nereye gittiğini sorar. Hazreti Sıddık, kavmin bana eziyet edip hayatı yaşanmaz hale getirmekle beni Mekke'den çıkardılar cevabını verir. Bunun üzerine İbn-i Dağinne, nasıl olur Allah'a yemin olsun ki sen akrabalık bağlarını gözetir, ihtiyacı olanların imdadına koşar, güzel işler yapar ve herkese maddi manevi destek olursun. Geri dön, bundan sonra benim güvencem altındasın diyerek Hazreti Ebu Bekir'i Mekke'ye geri çevirir. Örneklerden de anlaşılacağı üzere maddi manevi iyilik ve ihsanlar hak katında da halk katında da büyük değer ifade etmektedir. Her çeşidiyle sadaka ve zekat da bu iyilik yollarının başında gelmektedir. Maddenin esiri olmaktan kurtarır. Zekatın başka bir faydası da kişiyi maddeperestlik ağından kurtarmasıdır. Zaten İslam insanların sadece yüceler yücesi Allah'a yönelmesini, onun dışındaki her şeyin esaretinden sıyrılıp tevhide ermesini istemektedir. Şayet insan maddenin hakimi durumundayken onun mahkumu olursa, yaratılış gayesinden sapmış sayılır. Aslında dünyadaki her şey insan için yaratılmıştır. O eşyayı İslam'ın kendine çizdiği yol istikametinde kullanmaya memurdur. Aksi takdirde madde haşa mabut seviyesine çıkarılarak duygu, düşünce ve fiillerde sapmalar meydana gelecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde bu hastalığa işaret ederek şöyle buyurmaktadır. Ta'ise abdü dinari ve dirhemi vel kadifeti vel hamisati in u'diye radiye ve in lem yu'ta lem yarda. Altın, gümüş, kadife ve ipeğin kullarına yazıklar olsun. Bunlara nail olduklarında hoşlarına gider, sevinirler. Nail olmamayı ise hazmedemezler. Bu hastalığın en önemli çaresi yine zekattır. Zira zekat, onu eda eden şahsın kalbindeki mal sevgisini ebedi aleme endeksli olarak dizayn etmekte, onu maddenin esiri olmaktan kurtarmaktadır. Zekatın faydaları adına buraya kadar zikrettiğimiz hususlar, ilk planda idrak edilebilen maslahatlar olarak değerlendirilebilir. Onun burada zikredemediğimiz daha nice fayda ve maslahatlar olduğu gibi, ilerleyen zamanın yorum ve tefsirleri, kim bilir daha nice hikmet ve faydalarını ortaya koyacaktır. Ayrıca maddi planda idrak ufkumuzu aşan şeylerin yanı sıra, mana itibariyle yakalayamadığımız hususların da olabileceğini hatırda tutmak gerekir. Alan açısından. Bir ibadet olarak zekatın, verene dünyevi ukrevi faydaları olmasının yanında, alana bakan da pek çok fayda ve hikmetleri vardır. Bunların bazılarını belirtmek gerekirse, ihtiyaçların esiri olmaktan kurtarır. Zenginlerden alınıp fakirlere verilmek suretiyle içtimai hayatta büyük boşluk ve uçurumların kapanmasına vesile olan zekat, insanları ihtiyaçların esiri olmaktan kurtardığı gibi, onları fakirlikle birlikte gelmesi muhtemel olan hırsızlık ve gasp gibi suçlardan da uzak tutar. Evet, toplumda adi suç olarak bilinen birçok problemin altında fertlerin ihtiyaçlarını karşılayacak maddi imkanlara sahip olmamaları yatmaktadır. Buna fertlerin kendilerini kontrol altında tutacak seviyede bir imana sahip olmayışı da eklenince, insanları bu türlü suçları işlemekten uzak tutacak çok fazla mani kalmamış demektir. Bugün dünyanın pek çok yerinde bunun çok çarpıcı misallerini görebiliriz. Hatta hırsızlık bir tarafa, buralarda cüz'i bir meta için cinayet bile irtikap edebilecek sayısız insanlara rastlanmaktadır. İslam'ın ortaya koyduğu zekat müessesesi bütün unsurlarıyla işletildiği takdirde bu türden bütün suçların zeminini ortadan kaldırma adına çok önemli bir tedbir alınmış olur. Evet, zekat emrine uyulan bir toplumda zengin, kulluğunu yerine getirmenin huzurunu yaşarken, fakir de fakr-ı zaruret halinin ebedi olarak devam etmeyeceğini bilmenin verdiği rahatlığı yaşayacaktır. Dolayısıyla toplum içindeki ihtiyaç sahipleri zenginler tarafından aranan birer insan haline gelecek ve itibar göreceklerdir. Zira kendisine zekat farz olan kişi bu farizayı yerine getirebilmek için fakirin varlığına muhtaçtır.
aynı zamanda verdiği malın hakiki sahibinin Allah olduğunun, kendisinin bu hususta sadece vasıta olduğunun şuurunda olan bir zengin, verirken fakire minnet etmeyecek, bilakis onu farizasını yerine getirme noktasında iş ortağı gibi görecek ve aziz bilecektir. Öte yandan sağlıkla ilgili arızalardan salim bir kimse için fakirlik arizi bir durumdur ve ilk fırsatta o durumdan kurtulmanın yollarını araştırmalıdır. İşte zekat ve zekatla açılan kapılar, farklı zaruret içinde kıvranan kimseler için bir çıkış yolu olma potansiyeline sahiptir. Zira fakir, zekat müessesesi kanalıyla kendisine ulaşan malla maddi açıdan bir nebze rahatlayacağı gibi, o malı iyi değerlendirebildiği takdirde fakirliğin ağından tamamen kurtulma şansını da elde edebilecektir. Meselenin bir de manevi boyutu vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip başa çatmadan önce sakınılması gereken yedi husustan birisini de Rabbi unutturan fakirlik olarak saymaktadır. Çünkü insan yokluğun cenderesinde can çekişirken çoğu zaman yaratılış gayesini unutmakla karşı karşıya kalır. Bu ise dünyada çekilen perişaniyet yanında ahiret perişanlığına da sebep olacaktır. İşte zekat kurumu fakirleri böylesi bir kötü akıbetten de kurtarmaktadır. Çalışma gücü kazandırır. Zekat nasıl malın stok edilmesini önlemek suretiyle ona ayrı bir canlılık kazandırıyorsa, aynı zamanda maddi imkansızlıklardan dolayı cemiyette atıl halde duran bir kesimi de iş yapabilen kimseler haline getirir. İslam'ı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde onun tembellik ve boş oturmanın karşısında olduğunu, fertleri devamlı zinde ve canlı olmaya teşvik ettiğini müşahede ederiz. Dinin bu noktadaki irşatlarıyla beslenen bir ferdin eline atlama taşı olarak kullanabileceği imkanlar verildiğinde, elde ettiği çalışma gücüyle memleket ekonomisine büyük katkılar sunacak ve bu da netice itibariyle iktisadi hayatta ciddi bir hareketlenmeye yol açacaktır. Evet, zekatla memleket çapındaki bütün ölü noktalara hayatiyet üflenen bir ülkede üretim hızla ivme kazanacak ve böyle bir ülke pek çok problemini aşabilecek bir potansiyele sahip olacaktır. Ne var ki bugün eline imkan verilip yol ve yordam gösterilmediği için genç nüfusun kahve köşelerinde heder edildiğine şahit olmaktayız. Çalışmaya teşvik eder. Zekat, fakir, miskin ve borcu olanlar için sermaye teşkil ederek onları maddi sıkıntılarından kurtarmanın yanında, çalışmaya olan iştiyaklarını da yenileyen, artıran önemli bir dinamiktir. Zekat, kimi sığ fikirli kimselerin zannettiği gibi fakirleri tembelliğe sevk eden bir faktör değildir. Aksine o, fertleri çalışmaya teşvik eden bir ibadettir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanları alan el olmaktan sakındırmış ve daima vermenin saygıya layık olduğunu şu şekilde ifade etmiştir. El yedül ulyâ hayrun minel yedi süfle. Yukarıdaki el, aşağıdaki elden hayırlıdır. Yukarıdaki elden kasıt veren el, aşağıdakinden kasıt ise alan eldir. Vermeyi ifadede yedi ulya denerek Türkçemizdeki lafız ve manada ulvi sözcüğüyle aynı kökten türemiş bir kelimenin almayı ifadede ise yedi süfla denerek yine Türkçemize de geçmiş süfli sözcüğüyle aynı kökten gelip aynı manayı ifade eden bir kelimenin kullanılmış olması da ayrıca manidardır. Alan el kim olursa olsun yedi süfladır. Demek ki alma zaruri haller dışında İslam'ın tasvip etmediği bir hareket tarzıdır. Zira o çalışıp kendi el emeğini yemeyi teşvik etmekte ve hatta bunu kişinin niyetine göre sevap kazanmaya vesile saymaktadır. Bu hadisleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veren eli üst, alan eli de alt olarak tavsif etmiş, sevap ve fazilet bakımından veren elin alandan daha üstün olduğunu söylemiştir. İnsanın şeref ve haysiyeti açısından bunlardan biri ulvelikse diğeri süfleliktir. Selim tabiatları vermeye teşvik etme ve almadan uzak tutma bakımından hadisteki üslup fevkalade belir ve bu üsluba esas teşkil edecek malzeme de başka ifadelerle değiştirilemeyecek şekilde yerli yerindedir. Hadiste alan el şerlidir şeklinde bir üslup kullanılmaması da ihtiyaç halinde alma durumunda kalmanın mahsursuzluğuna işaret etmektedir ki bu da Nebi beyanının inceliğine ayrıca delalet eder. Bütün bu manalar mahfuz olmakla beraber bu hadisi veren el alan elden üstündür şeklinde tercüme etmek de eksik olur. Zira hadiste kullanılan kelimeler yukarıdaki zikredilen manaların karşılığıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mecazi bir üslup tercih etmiştir.
Onun için sadece veren el veya alan el ifadeleri olsa olsa bu manalardan bir tevcih olabilir. Fakat katiyen anlatılmak istenilenin bütünü değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle adeta bize şu tavsiyelerde bulunmaktadır. Kendinizi daima aziz tutunuz. İstemekle, alan olmakla, dahası dilencilikle kendinizi hor ve hakir kılmayınız. Hem fert planında hem de devlet bazında hiçbir zaman alan el durumuna düşmeyin. Her zaman veren el olma durumunu korumaya çalışın. Böylece hep üstte olur ve izzetinizi korursunuz. Şunu unutmayın ki üst daima emniyet içinde döküp saçar, alt ise endişeyle toplar, endişeyle yaşar. Siz hakim el olun, mahkum el olmayın. Bu hadis devletler arası münasebetlerde de yanılmaz ve yanıltmaz bir ölçü durumundadır. Eğer biz üst el olabilirsek devletler arası muvazenede bize de bir yer düşecektir. Bu prensibe uygun hareket edildiği takdirde hakim bazı güçler tarafından sömürülen devletler, milletler bellerini doğrultma fırsatı bulacak ve başkalarının esiri olmaktan kurtulacaklar. Aksi durumda hem sömürülen hep hakir görülen olarak kalmaya mahkum olacaklardır. Günümüzde umumi manzara arz ettiğimiz hususların en açık delilleriyle doludur. Öyleyse hem fert hem de toplum planında müminlere düşen şey, çalışma, gayret gösterme ve bütün İslam aleminin, bütün insanlığın onlardan beklediklerini yapıp ortaya koymaktır. Evet, zekat arzi olarak alan el durumunda olan fakire, izzet-i insaniyeye muhalif durumunu hatırlatmak suretiyle onu da veren el olmaya teşvik eder. Adeta ona, neden bu durumda kalasın ki, sen de çalış ve veren konumuna yüksel, başkalarından almak yerine başkalarına veren ol demektedir. İtibar kazandırır. Zekatın kimlerden ve hangi tür mallardan alınıp nerelere verileceğini bizzat Kur'an ve sünnet tayin etmektedir. Bunlar dışında bir yere verilen zekat, insanın üzerinden zekat borcunu düşürmez. Dolayısıyla zekatın verilebileceği fakiri ihtiyaç sahibini araştırıp bulmak, zekatların ehil olmayanlara gitmemesine çalışmak önem kazanır ki böylece fakir aranan kimse konumuna yükselmekte ve toplum içinde itibar kazanmaktadır. Görüldüğü gibi zekat fakirleri bir köşede unutulma bahtsızlığından kurtarıp aranan şahıslar haline getirmektedir. Bilhassa cemiyet olarak zekat müessesesi işlerlik kazandığında Ömer İbni Abdülaziz döneminde olduğu gibi zekatı kabul edecek şahıs veya müesseseleri bulma büyük problemler arasına girecektir. Böyle bir ortamda fakir zenginin peşinde dolaşmaktan kurtulacak, aksine zengin fakiri arar hale gelecektir. Zira zenginin elinde hakkını vermesi gerektiği bir malı vardır ve bunu ancak vasıfları onu almaya müsait kimselere verilebilecektir. Zenginin nazarında fakir, Allah'ın verdiği mülkü yine onun istediği istikamette sarf etmeye sebep olduğundan dolayı hayırla yad edilir bir keyfiyet ve mertebeye ulaşacaktır. Kıskançlıktan korur. Bir tarafta fakir ihtiyaç içinde kıvranırken, diğer tarafta zenginin lüks bir hayat yaşaması çok defa fakirlerin kıskançlık damarlarının kabarmasına vesile olur. Daha ileri safhada bu zenginlere duyulan kin ve nefrete dönüşür. Buna bir de zenginin maddi imkanları itibarıyla kendisinden aşağı seviyede olan kimselere yüksekten bakması ve onlara insan olarak değer vermemesi eklenirse, arada telafisi mümkün olmayan uçurumlar meydana gelir. Neticede bu durum fakir kesimde servet düşmanlığı şeklinde kendini gösterir. Fakirdeki kin ve nefreti söküp atmanın tek çaresi, zenginin kendine düşen vazifeyi yaparak onun elinden tutması ve vermekle mükellef olduğu zekatını ona vermesidir. Bu durumda fakir zengine ihtiyacı olduğunda ona yardım elini uzatan bir dost nazarıyla bakacak, onun malında gözü olmayacak, kendine verilenle iktifa edecek ve sıkıntıdan kurtulmasına sebep olduğu için onu imdadına gönderen Allah'a hamd edecektir. Zengin de üzerindeki mükellefiyeti edaya vesile olduğundan dolayı fakire üstten bakma bir tarafa ihtiramla nazar edecektir. Böylece fertler arasında tam bir kardeşlik şuuru yerleşecek, cemiyetin kavga ve gürültüden uzak bir huzur toplumu haline gelmesi için en sağlam adımlardan biri atılmış olacaktır. Öte yandan insan ihsanın kuludur. Şerrinden korktuğun kimseye iyilik et sözü, insan fıtratındaki bir özelliği dile getirmekte ve ona yaklaşım tarzını göstermektedir. Malında gözü olan fakire zekatını veren zengin, artık fakirden gelmesi muhtemel kötülüklerin önünü büyük ölçüde almış demektir. Zira o,
Bu hareketiyle fakirin içinde tutuşan kin ve nefret ateşlerini söndürmüş, yerine sevgi ve muhabbet tohumları ekmiştir. Zenginin fakire yardımcı olmadığı yerde ise bu ortamı bulmak katiyen mümkün değildir. İşçi hareketleri gibi huzursuzlukların başında zamanında müdahale edilmeyen maddi problemler gelmektedir. Çünkü bu hareketlerin altında yatan sebeplerin veya sebep olarak gösterilen meselelerin altında maddi açıdan tatminsizlik ve bunun yanında belli bir kesimin maddi hakimiyeti ve ondan tek taraflı istifade etme düşüncesi yatmaktadır.